Merhabalar, Bir Mucize Sensin de sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta Maya astrolojisini konuşuyorduk ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü konumuz Maya. Mayalar o kadar geniş ki gerçekten her konuştuğumuzda, her dile getirdiğimizde çok ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Ve bugünkü konuğum yine Cansu Zübari. Cansu'cum hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol. Ben de iyiyim. Cansu'cum, geçen hafta geri dönüşler çok çok güzeldi. Bu beni çok çok mutlu etti. Ha, harika. Evet, hem yayınımızı izleyen izleyicilerimiz hem bize WhatsApp'tan ulaşıp çocuklarıyla ilgili burcunu öğrenmek isteyen izleyicilerimiz bize ulaştılar. Nasıl yapalım? Burçlara geçmeden önce ben istiyorum ki bir Türkiye analizi yapalım. Bize gerçekten çocuğunun burcunu öğrenmek isteyen velimize katkı sağlayalım. Ben sana isimleri, doğum Tabii, tarihini vereyim. Çocuklarının da çocuklarının burcunu öğrenmeye çalışmaları da çok anlamlı benim için çünkü daha önce de konuşmuştuk. Çocuğun burcunu bilirsek, potansiyellerini bilirsek ona göre büyütebilir, ona göre yetiştirebiliriz ve bu çocuğun ilerlemesinde, hayatında kolaylık sağlar. 30 yaşına geldiğinde çocuk ben burada, niye buradayım, şimdi ben ne olacağımı sorgulamayacak. Olması gereken kişi gibi ilerleyecek. Doğum tarihini alıyorum tekrar. İsim soyisim vereyim. Abdullah Aydın Emer. Hı hı. İsim. 28-11-2009. Doğum saati 13.45. 2009. Evet. Abdullah Aydın Emer. Burcu nedir? Şimdi burcu timsah Abdullah'ın. Abdullah hassas bam telleriyle bu dünyaya gelmiş ama çok evcimen. Beslemek, büyütmek için burada olan, yuva çok iyi gelen bir burç insanı, timsah insanı. Bu burcun insanı korkuları vardır. Yani reddedilme korkusu, istenmeme korkusuyla da dünyaya gelmiştir. Çocuk olduğu için buraya özlem gösteriyorum. Çünkü çocuklar bu duyguyla devam ettiklerinde, yetişkin olduklarında bunun sıkıntılarını yaşayabiliyorlar hayatlarında. Beni istemiyorlar mı? Annem beni istemiyor mu? Babam beni istemiyor mu? Bunu annede babada hissettiğinde ileride eşinde hissedebiliyor. Bu duygularla mı dünyaya gelmiş? Evet, hassas geliyor. Bu duygularda mesela geliyor sana işte biri ya bugün seninle görüşmek istemiyorum dedi. Sen buna tepki göstermezsin ama bir timsah insanı evet beni istemiyorlar, beni sevmiyorlar noktasına getirebilir. Çünkü bu hassasiyetle gelmiş. Reddedilme korkusu, onaylanmama korkusu. Kabul görmeme. Değersizlik. Evet, burada orası ona çok hassas. Yani sen dersin, aa bunda ne var, bundan ne anlam, o bir sürü anlam çıkartabilir. Yani öz değer, değer, güvensizlik, eksikliği, evet. Bunlar bu burçta çok fazla barındırıyor diyebilir miyiz? Evet, o yüzden annesi babası Abdullah'ı yetiştirirken ona her zaman ne kadar değerli olduğunu hatırlatmalı. Evet, ona kurallar getirebilirler, bazen ceza da verebilirler. Ama bunların hiçbiri onun değeriyle ilgili değil, bunu bilmeleri gerekiyor. Yani sık sık bu burç çocuklarını ya da bu bireyleri anne baba pofoflaması mı gerekiyor? Hayır, onlara birazcık gaz mı vermesi gerekiyor? Pofoflama değil, ceza verebilir, sıkıntı yok. Ona sınırlar getirebilir ama bunun onun değeriyle ilgili, onu sevmeleriyle ilgili olmadığını vurgulamaları gerekiyor. Onun daha çünkü popollamak da çok hizmet etmeyecek. Neden? Çünkü yarın öbür gün bir çocuk evlenecek, eşi popollamayacak. O zaman yine aynı noktaya gelecek, travmayı 30'a yaşayacak. Evet, aile kurallar getirebilir, sınırlar getirebilir ama bunun onun değeriyle, onu sevmeleriyle ilgili olmadığını vurgulaması gerekiyor. Cansu'cum çok fazla anne bize ulaşmış. Lakin ben zamanımız kısıtlı olduğu için her birine buradan gerçekten çok teşekkür ediyorum. Lütfen bizi takip edin, bizi izlemeye devam edin. Emin olun ki siz de kendinize ya da yakınlarınıza, çocuğunuza, eşinize bir pay çıkartacaksınız bizi izledikten sonra diye cevap verebilir miyim? Kesinlikle. Bu anneyi de ben gerçekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Böyle bir hassas bir bireyle birlikte olmak, o çocuğunuza nasıl davranacağınızı, o çocuğu nasıl şekillendireceğinizi güzel bir yol haritası çizebilir kendisini. Kesinlikle. Bir de timsah çocuğu her şeye heveslenebilir.
her şeyi başlatma gücü de vardır. Mayaların ilk burcu olduğu için başlatma enerjisi çok yüksektir. O yüzden onun iş seçimlerinde, işte bu döneme geldiğinde daha böyle süreklilik, uzun vadeli işler değil de daha böyle yap bitir işler ona iyi gelebilir. Uzun vadeli işlerde başarısız, kısa vadeli işlerde daha başarılı, potansiyeli daha yüksek olabilir mi? Başarısız diyemem ama zorlanır. Anladım. Yani uzun süre işte bir yıllık bir projeyi adım adım yürütmesi gerektiğinde zorlanır. Çok güzel başlatır ama. Başlatma işlerinde çok güzel. Meslek konumu, meslek durumunda ne tür meslekler seçebilir bu kişi? Aslında yaratıcılıkla ilgili, yaratıcılığını kullanacağı, zekasını kullanacağı her işi yapabilir bu kişi. Yani ticaret çok da, olabilir, eğitim ticaret olabilir. Evet, eğitim olabilir. Çok güzel okul öncesi eğitmeni olabilirler mesela. Çocuklarla iletişimleri çok güçlü oldukları için. Çok iyi birer ebeveyn olabilecekleri için. Önerin nedir Timsah Burcu'na? Önerim nedir? Annesine önerim var yani. Şimdi orada onun seçimlerine saygı duymaları, onun bir şeyleri başlatmasına çok engel olmamalarını öneririm. Çünkü çok her an bir şeyler başlatma, yeni şeyler isteme, yeni kursa gideyim, buraya gideyim, buraya izin verebilirler buna. Başlatma güçleri fazla, bazen istikrar gösteremeyebilirler. Buna da saygı göstermelerini öneririm. Bu burcun annesine de söyleyeceğim şey, çocuğunuzun sevgi yönünü beslemeye özen gösterin. Bu fofoflayın değil. Anladım. Sevgi yönünü besleyin. Değerli olduğunu hissetmesine özen gösterin. Gelişimi ve dönüşümü için çocuğunuza alan oluşturun. Ve bu çocuk bir gün yetişkin olacak. Her zaman kalbinin rehberliğini dinlerse hayatta her zaman başarılı olur. Sezgileri çok güçlü bireyler mi? Evet. Sezgileri güçlü ama korkuya da girebilir bu. Zihin çalışırsa sürekli vesvese çalıştırır. Kalbini dinlerse. O yüzden kalbiyle zihnin arasındaki farkı, o sesin farkını bilmek zorunda. Teşekkür ederim. Peki ikinci izleyicimiz bize ulaşmış. Peki bu Ahmet Zeki Akbolat. 17.04.1991. Sabah ezanında dünyaya gelmiş. Saati net olarak bilmiyor bu kişi. Tamam. Yani zaten Maya astrolojisinde sabah ezanından önce mi sonra mı önemli olan, çünkü hani gün doğumuna göre evet belirleniyor burç. Saat 12'de değişmiyor. Anladım. Bu burç da timsah insanı ama yetişkin bir timsahla konuşuyor olacağız şu anda. Bu burç insanı yine korku ve vesvese çalıştırabilir. Şimdi öyle bitirdik diye oradan giriş yaptım. Evet. Yine reddedilme korkusu, eğer çocukluğunda bunları yaşamışsa, buralara ailesi değinmemişse, şu anda da ilişkilerinde işte reddedilme, istenmeme, onaylanmama korkusu yaşayabilir. Yüzleşmesi mi gerekiyor? Kesinlikle burayla yüzleşip çocukluğuna bakması gerekiyor. Eğer burayla yüzleşemezse tüm ilişkileri başlar biter. Neden? Hep diğerleri suçludur, diğerleri hatalıdır. Bir bakış açısı beni istemiyorlar diyebilir ama kimsenin onu istemediği yok aslında. Bu onun kendiyle ilgili varsayımlar. Evet, çocukluğunda eğer halledilmemişse bu, yetişkinliğinde de ilişkilerine yansıyor. Özgüvenini yitirebiliyor. Yani bu şey değil midir Cansu'cum, bir bina dikelim. Temel eğer sağlam değilse 3. 4. kata geldiğimizde bina yıkılmaya mahkumdur. Öyle de böyle yıkılır. O yüzden hep zaten çocukluğumuza bakıyoruz hep yani çalışmalarda. Yani çocukluğumuzu bir bireyi inşa ederken de o çocukluğumuz 0-7 yaş çok çok önemli. Ebeveynlere çok güzel, zor demiyorum burada, zor kelimesini kullanmak istemiyorum. Lütfen bu konuda kendinizi geliştirin, dönüştürün, yeni şeyler öğrenin ki, doğru bilgiler edinin ki çocuklarımızı sağlıklı nesiller yetiştirebilmek adına öğrenme içerisine girsinler. Bu anneyi de ben buradan kendilerine gerçekten teşekkür ediyorum. Akıllı ve zeki bir birey ki çocuğunun böyle olasılıkları var ya da yok bunu bilmiyorum. Tedavi etmek için bir arayış içerisine girmiş. Çok güzel bir şey. Kutluyorum kendisini. Timsah kişisi için bunları söyleyebiliriz. Hayatta dediğim gibi süreklilik gerektiren konularda zorlanabilir ama çok güzel her hikayeyi başlatabilir, yeni projeler başlatabilir. Bunları söyleyebiliriz. Yeni başlangıçlar
gerçekten. Bunlara ne tür önerilerde bulunursun? Az önce de söyledim. Bir çocuk ve bir birey, ikisi de timsah. Evet, şimdi çocuk olduğunda anneyle babaya öneriyorum. Evet, birey olduğunda kişinin tamamen kendine evet, önerilerde bulunabiliriz. Evet, kişinin kendini şunu söylemesi gerekiyor. Her şey dışarıyla ilgili değil. Seni istemiyor değiller. Senin orada bir duygun var, sen kendi duygunu iyileştirin. Yani orada iyileştirilmesi gereken etrafın değil, eşin değil, sevgilin değil, annen değil. Sensin. Sen neden bu duyguya sahipsin? Sen bu duyguyu nerede edindin? Kaç yaşında? İlk reddedilme, istenmeme duygunu hangi olayda deneyimledin? Oraya bak, oraya iyileştir, sonra gel buraya. Peki şey değil midir Cansu'cum, bu tür olay ve durumlar karşısında insanoğlunun gerçekten kendimizdeki onarılması gereken, düzeltilmesi gereken, tamir edilmesi gereken yerleri düzeltmek yerine karşımızdaki insanı değiştirmeye, dönüştürmeye, onu farklı bir boyuta getirme çabasında neden bulunuruz? Çünkü dışarısı değişirse hayatımızın değişeceğine inanırız. Ama tam tersi. Biz değişirsek dışarısı değişir. Çünkü bu kişiden örnek verelim, timsah insanı. Diyor ki, işte eşim beni reddediyor ve istemiyor. Kadın ne demiş? Bugün senin istediğin yemeği yapmayacağım. Bu onda direkt değersizlik duygusu çalıştırıyor. Kişi orada hayır, ben değerliyim ikna olursa diğeri ona değer vermiş, vermemiş zaten bununla ilgilenmez. Değerini başkasının verdiği bilincinden uzaklaştığında hayat kalitesi değişir. Yani sadece bir gün sana bu yemeği yapmak istemiyorum diye senin değersiz... Timsah için konu çok basit, o yüzden basit bir örnek verdim. Evet, düşünebiliyor musun? Evet, çok basit olabiliyor ve timsah insanı çok rahat kurban psikolojisine girebiliyor. İşte bana böyle yaptılar, eşim böyle yaptı, babam böyle, babam önümü açmadı, annem işte şöyle yaptı, istediğim okula göndermedilere çok rahat girebilir. Rağmenci değil de sayıdacılar grubunda yer alıyor diyebiliriz. Evet, o yüzden kurbanlık bilincinden çıkıp kimse size hiçbir şey yapmıyor. Bunların hepsi sizin bilinciniz, sizin bakış açınız. Siz değişirsiniz, zaten etrafınıza çektiğiniz insanlar da değişecektir. Değişecektir. Peki Cansu'cum, ben teşekkür ederim sana her iki burcumuz için de. Türkiye'nin haritasında konuşmak istiyorum ben. 2020 ile 2020 arası zorlu bir süreçten geçtik. Ve gerçekten bizi önümüzdeki günlerde 23-24 hala zorlu süreçler devam ediyor olabilir mi? Yoksa gerçekten emin adımlarla ilerleyebilir miyiz? Önerilerin nelerdir? Şimdi önce Türkiye'nin burcundan bahsedelim. Sonra yıllara bir bakalım. Hangi yıllarda nasıl bir enerjinin içinden geçmişiz? Türkiye fırtına burcu. Fırtına korkunç gelebilir ama kaosla büyür. Kaostan öğrenir. Türkiye'de öyle değil mi? Evet, geçmişe anda, bakacak olursak ve günümüze gelecek olursak çok cengaver yollardan geçmiştir ülke olarak. Lakin sonuç? Çok zor şartlarda kurulmuş bir ülkeden bahsediyoruz ve şu anda da zor bir dönemden geçiyoruz. Fakat bitti mi Türkiye? Yani bir sürü olay yaşandı, hiç tükendi mi? Hayır. Herkes şu an Türkiye sonu gelmiş gibi davranıyor. Bittik, yani hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Hiçbir sancı sonsuza dek sürmez. Bu bir süreç. Bu doğum sancısı. Toplumda ne yazık ki buna benzer cümleleri çok fazla konuşuyor olan insanlar çok fazla. İşte Türkiye'ye gitti, işte şu oldu, işte şöyle oldu, böyle oldu. Bu negatif enerjiyi çok farklı bir şekilde büyütüyorlar. İnsanlara bir korku üretiyorlar. Bu benim gibi düşünen insanlar da eminim ki böyle düşünüyordur. Ya da biz bu spiritüel çalışmalar içerisinde olduğumuz için böyle düşünüyor da olabilir miyiz diye zaman zaman da sorgularım. Hayır, böyle değil. Hayır. Korku enerji frekansını çok ama çok fazla abartıyoruz. Olabilir mi? Bunun hiç spiritüellikle ilgisi yok. Pozitif olmakla ilgisi yok. Türkiye tarihine bakarlarsa zaten Türkiye'nin böyle krizleri zaten yaşadığını ve üstesinden hep geldiğini, yine geleceğini göreceklerdir. Tarih bunu gösterecektir. Hiç spiritüel olmaya, öngörü sahibi olmaya bile gerek yok. Geçmişe bakmak yeterli. Yeterli. Evet, o yüzden Türkiye şu anda bir sancı sürecinden geçiyor. Kolay mı? Zor. Ama Türkiye de zordan öğreniyor. Biz işte toprağımız gibiyiz ya biz de. Evet. Sen de, ben de. İşte nasıl bu alanları kendimizi geliştirmeye başladık, kendimizi keşfetmeye başladık? Sen kötü bir olay yaşamışsındır. Ben kötü bir olay yaşamışımdır. İçinden çıkamadığım bir durum olmuştur. Ha demişimdir. Bunu çözemiyorum dışarıda, içeriye bakayım ne var?
değişim dönüşüm böyle başlıyor bizi. Türkiye de öyle. Biz sürekli bir gelişelim diyen bir ülke değiliz. Yenilenelim diyelim diyen bir ülke değiliz. Bize illa kriz lazım. Bize kaos lazım. Oradan dönüşüyoruz. O kaosların içerisinde aslında çok güzel tohumlar ekiyoruz. O ektiğimiz tohumları elbette bir gün biçeceğiz. Sadece birazcık sabır ve sevaatli olmamız evet, gerekiyor. Evet, fırtınanın diğer isimlerinden bir tanesi de dönüşümdür. Aslında Türkiye sürekli dönüşen bir ülke. Yani biz gideceğiz, Türkiye kalacak. Kaoslardan geçecek, hep çıkacak ama. Bu yüzden benim bir herhangi bir korkum yok. Evet, zor bir süreç, hepimiz için zor. Çok kötü olaylar duyuyoruz, çok kötü hikayeler dinliyoruz. Ama geçeceğiz. Ve çok da uzun değil yani bu 10 yıl falan süreceğini düşünmüyorum. Birazdan dönemleri de konuşuruz. Lütfen çok dönemleri de bakalım. Şöyle söyleyeyim, 2020'den bakalım. 2020'de nasıl bir enerjiyle girmişiz? Dünya olarak 2020 bıçak trekanasında girmişiz yeni yıla. Evet. Bu ne demek? Çok keskin dönüşümler yaşadığımız bir yıl oldu hepimiz için. Ne oldu? Keskin bir şekilde eve kapandık. Yani aklımız hayalimizin almayacağı bir konu aslında bu. Yani ne demek eve kapanmak, böyle bir işte annemler anlatırdı. İşte darbe olmuş, eve kapanmışlar, ne bileyim, seçim zamanları eve kapanırdık falan. Biz görmedik. O yüzden çok ütopik geliyordu ama oldu. Çok keskin bir şey oldu. Ve bıçak aynı zamanda şifadır. Aslında aynı zamanda hepimiz de iyileştik. Evet. Hepimiz dönüştük. İşte kimisi yogaya başladı, kimisi hobi kurslarına başladı, online eğitimler almaya başladı. Herkes bir şekilde kendine döndü. Sen de kendinde fark etmişsindir, ben de kendimde fark ettim. Ben her konuda işte kendine işte çok kendimle ilgileniyorum, kendime şefkat gösteriyorum zannediyordum. Derslerimde de hani hep bundan bahsediyordum. İşte kendimizi sevelim, kendimize mesai harcayalım. Ben baktım ki pandemide bunu söylemişim ama işte yok bir gün başka bir şehirde seminerdeyim, başka bir yerde seminerdeyim. Aslında koşuşturmaktan hiç kendimle ilgilenmemişim. Duygularımdan uzaklaşmışım. Pandemide kendimle yeniden tanıştım. Yeniden inşa ettim birçok şeyi. Bana çok iyi geldi. Kendimizi bulduk. Evet, birçok danışanıma, katılımcıma veya herhangi bir yerde sohbet ettiğim insanla konuşma işte diyor ki ben hiç mutfağa girmezdim, yemek yapmayı öğrendim. Yeni hobilerimin olduğunu fark ettim. Yeni alanlara merak saldım. İş değişikliği yapan insanlar oldu. Yeni o dönemde kendini geliştirerek yeni alanlara yönelen insanlar oldu. Bir krizdi ama yine insanlık için bir fayda hali oluştu. 2020'de. 2021'de de rüzgar trekanasında girdik. Bize de şöyle bir alan açtı orası. Haberleşme alanımız büyüdü. Online eğitimler, haberleşme, yeni sistemler kuruldu. Ve bu sistemlerle aslında bizi zorunlu kırıldı. Yani sadece Türkiye için konuşmuyorum, tüm dünyayı. Haberleşmeyi hızlandırmada zorunlu kıldı. İletişimi daha hızlı bir boyuta taşıdı. Evet. Ve birçok alan kolaylaştı. Birçok sektör online'a dönebildi. Ve birçok alanda bu bir tasarruf alanı da sağladı. Bu kötü bir şey değildi. Ama ne bizim için kötüydü? Belirsizlik vardı o dönemde. İşte kapanma olacak mı, olmayacak mı? Hep böyle bir şey dönemiydi. Ya siyah ya beyaz. Ya iyi ya kötü. Çünkü rüzgarın enerjisi biraz öyleydi. Evet. Çok bir şey yapamıyorduk. Hani ortası yoktu, gri yoktu. İşte kapanma var, iyi. İşte batacak mı, çıkacak mı, mekanlar ne olacak? Hep bunun gelgitlerini yaşadığımız bir dönem oldu. Şeye baktığımız zaman 2022'ye biz ölümde girdik. Ama sen ölüm insanı olarak ölümün korkunç olmadığını artık biliyorsun. Ölüm aslında yeniden doğumun habercisi. İşte 2022'de aslında büyük bir enerji değişikliği yaşıyoruz. Sistem değişikliği yaşıyoruz. Zaten krizin dibindeyiz şu anda. Aslında bu doğuma götürüyor bizi. Doğumlar sancılıdır. Aynen. Güzel olan her şey bana göre köklü bir değişim yılı oluyor Türkiye için. Ve dünya için de sadece Türkiye'de bundan etkileniyor. Türkiye için de önemli. 2023'te gece trekanasıyla gireceğiz. Yani. Ve 2023'te artık karanlığın içinde ilerleyebileceğiz. Karanlığa rağmen adımlar atabileceğiz ülke olarak, dünya olarak yeni sektörler, yeni alanlar açığa çıkacak. Birileri cesaret edecek. Belki de üretim alanları oluşacak.
Belki de tarımda yeni şeyler denenecek. Yani İnşallah. Burada kurbandan çıkıp... En büyük temennimiz o. Şimdi tarımla uğraşan tüm çiftçilerimiz, benzin, mazot çok pahalı. Efendime söyleyeyim, bahçem var, tarlam var. Lakin bunu ekim, dikim yapamıyorum. Lütfen ben buradan tüm tarımla uğraşan izleyicilerimize sesleniyorum. Ekelim, büyütelim ve dönüştürelim. Aynen, 2023'te birileri karanlığa rağmen ilerleyecek ve alan açacak. Buna hizmet edecek. O karanlığın içindeki yıldızları göreceğiz. 2024 ile beraber de artık tavşan gününde geyikte, güçte. Evet. Güçlenmeye başlayacağız. Yani 2023'te biraz rahatlamaya başlayacağız ama 2024'te artık o gücü, o bereketi hissedeceğiz ülke olarak. Bununla beraber bu süreç devam edecektir. Rahatlama süreci devam edecektir. Şunu diyebilir miyiz? Bizi izleyenler gerçekten şunu çok merak ediyor olabilirler Cansucuğum. Dünya ve ülkemiz adına çok daha zor süreçler bizi beklemiyor diyebilir miyiz? Yani şu karanlığın anda, içinde o aydınlığı bulabilecek güce sahip midir? Bu yıl zor bir yıl. Ama bu son değil. Bitmiyoruz, ölmüyoruz. Evet. Çok zor bir tünelden geçiyoruz. Çok dar bir tünelden geçiyoruz bu yıl. 2023'te yavaş yavaş düzeleceğiz. 2024'te hepimiz hissedeceğiz bunu. Neşeyi de hissedeceğiz yeniden. Yeniden gülmeye başlayacağız. Yeniden berekete inanacağız. O kıtlık bilincinden yavaş yavaş çıkacağız. Çünkü şu anda sen de deneyimliyorsun, görüyorsun. Herkeste bir kıtlık bilinci, bir korku. Hiçbir şey tükenmeyecek aslında. Ara ara zorlanacağız ama hiçbir şey tükenmeyecek ülkenizde de. Yarını görememe, yarının ne olduğunu, ne olacağını bilememe. Aslında dün yaşandı. Şu an ve yarın. Hepsi bu. Anda kalmayı başarabildiğimiz müddetçe yarınların daha güçlü olacağına inanıyorum. Kesinlikle de öyle olacak. Sevgili ülkem, sevgili ülkemin güzel insanları, lütfen umutsuzluğa, ümitsizliğe hayatınızda yer vermeyin. Hayatımızda var olanları zaten yaşayacağız ve göreceğiz. Ve şu bir gerçeği unutmayalım ki, yahu neler geçmedi, elbette bu da geçecek değil Kesinlikle. Mi? Kesinlikle, tarihimiz bunu gösteriyor, bu da geçecek. Peki Aslı'cığım, pardon, çok özür dilerim. Bugün böyle galiba şey... Aslı benim kulaklarımı çınlatıyor, buradan kendilerine çok çok bugün böyle selam gönderiyorum. Dil sürçmeleri çok fazla. Bu da herhalde Dolunay'ın enerjisi diyebilir miyiz? Aynen diyebiliriz. Yani benim çok, için hiç sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. Çünkü ben de böyle bazen zorlanıyorum, böyle bir şey söyleyecek gibi olayım, böyle bir kal geliyor. O yüzden sıkıntı yok. Dolunay'a da teşekkür edelim, bırakalım. Geçen hafta 20 burcu konuşuyor olduk. 10. burçta kaldık, köpeği konuştuk. Şimdi 11. burcumuz maymun. Maymun deyince akla, maymun iştahlımısın kızım, oğlum sen. Toplum arasında sık sık bu sözle karşılaşıyoruz. Maymun çok tatlı bir burç. Önce tüm maymunları temize çekeyim. Ben bir erili maymun olan biri olarak. Maymunlar çok meraklı. Her yerden beslenmek isterler. Zekasını sürekli bu şekilde geliştirir. Yani yeni şeyler öğrenerek. Öncü bir burçtur. Yeni bir akıl vardır, yeni bir eğitim sektörü vardır, yeni bir bilgi vardır. Gider bir maymun o eğitimi başlar. Oradan beslenir. Öncülük ettiği insanlar orada devam eder. Maymun bırakır, yeni bir eğitime gider. Hiçbir sıkıntı yok bunda. Çünkü maymun böyle besleniyor. Yani çok yönlü. Her alandan aynı anda para kazanabilir. Ve çok alakasız, yani bir anda ekonomiyle uğraşırken bir anda meditatif yöntemlerle çalışıp o alanlardan para kazanabilir. Çok yönlüdür. Bu onların aslında zekasıdır da aynı Yormaz zamanda. Yormaz mı peki bu tür davranışlar? Stabil olmak yoruyor maymunu. Stabilin içinde kalmak maymun için daha zor. Potansiyelimiz neyse aslında o. İşte kimisi için o yorucu, kimisi için bu yorucu. Maymunun sende ki sürekli bu alanda sonsuza kadar başka hiçbir şey öğrenmiyor. Onun için hani onu öldür. Şeyi merak ediyorum şimdi. Ben durduğum zaman, çalışmadığım zaman hasta olurum mesela. Çok tuhaf hissederim Seninki kendini. Seninki şeyden, ölümden geliyor. Sürekli yenilenmen lazım ya. Sürekli ürettiğim zaman, yani bırak 24 saat çalışayım, yorulmam. Lakin çalışmayı bıraktığım andan itibaren fiziksel ve ruhsal anlamda yorulurum. Bu burcumun özelliğinden gelen bir durum, ölümden evet, gelen. Evet, ölümden gelen. Sürekli yenilenmen gerekiyor ondan dolayı. Teşekkür ederim. Peki 12. burcumuz yol.
Yol burcu aslında insan burcu. Yani diğer adı insan. Hümanizmin burcu. Evet. Bu burç insanları çok fedakar, işte diğerleri için işte kendini geri plana atar, diğerlerini öne atar. Sürekli diğerlerine fayda sağlamaya çalışır. Yardımlar yapar. Sürekli topluma adını söylemeden, kendini ön plana atmadan hizmet eder. Fakat bir noktada kendine ihanet edebilir. Şöyle bir ihanetten bahsediyorum. Kendine iyilik yapmıyor, diğerine yapıyor. Kendini sevmiyor, hep gidiyor işte yetim çocukları seviyor, işte hayvanları seviyor ama kendine harcamadığı, kendine vermediği mesaiyi diğerlerine veriyor. Aslında bir yerde kendine ihanet etme potansiyeline sahiptir yol. O yüzden gizli öfkesi de vardır. Bir yol insanının sağlıklı bir hayat yürütebilmesi için şunu yapması lazım. Önce ben. Bu bencil bir önce benden bahsetmiyorum. Ya senin de sevgiye ihtiyacın var. Senin de istediğin şeyleri yapmaya ihtiyacın var. Senin de bazen görünür olmaya ihtiyacın var. Bunları kendine hak görmesi gerekiyor ve kendini ifade etmesini bilmesi gerekiyor. Yol insanı bunu yapmadığı zaman ne oluyor? Gizli bir öfke biriktiriyor içeride ama ne oluyor? İşte nasıl tanımlıyoruz yol insanı? Çok iyi, herkese faydalı. Bu insanlara iyi bakalım. Kendine ne kadar faydalı? İçeride çok büyük öfke biriktiriyor. Çünkü onu üzmeyeyim diye içime atacağım. Cansu'yu üzmeyeyim, Naime'yi üzmeyeyim, Ali'yi üzmeyeyim, Fatma'yı üzmeyeyim derken içerideki bana ne olacak? Benim duygularım, ben üzülmüyor muyum? Demeli yolu insanı. Zaten bu şekilde devam ederse, eğer orada duygularını ifade etme noktasına gelmezse, içeride patlar, hastalığa dönüşür, sinir nöbetlerine dönüşür. Ne gerek var? Duygularınızı en güzel şekilde bir şeye kırıldığınızda kırıldım deyin. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda ihtiyacım var deyin. Hayatınızı kolaylaştırın. Yol insanlarına yol iyi gelir. Her yola çıktıklarında bir şans kapıları açılabilir. Yolda oldukları, bir yerden bir yere gittikleri iş alanlarından bereket getirebilirler hayatlarına. Harika, bu çok güzel. Peki en son önerin nedir yollara? Öfke biriktirmesinler. Öfkeyi biriktirmeyin. İçinize atmayın. İyilik, iyi insan olabilirsiniz ama kendinize iyi değilseniz iyi değilsinizdir. Bu bir ihanettir. İhanet, kendinize ihanet ederek başkalarına faydalı olmayın. Evet biliyorum onların şeyi aman yapayım böyle potansiyelle gelmişler ama lütfen kendinizle de ilgilenin. Benim neye ihtiyacım var diye sorun kendinize. Sevgili yollar, lütfen önce kendinizi sevin, sonra karşınızdaki insanı muhakkak seveceksiniz. Önce tüm yatırımı kendinize verin, sonra karşıya vereceksinizdir muhakkak. 13. burcumuz Kamış. Kamış denilince benim aklıma Mevlana ve Şems gelir. Güzel gelir çünkü ney sesi maneviyatla çok özdeşleştirilir. Ve Kamış çok manevi bir burçtur. Kaynakla çok bağlıdır. İlahinin sesini duyar. Yani sistemin enerjisini çok çabuk bizden önce hisseder ve onun görevi yukarıdan alıp aşağı vermektir. Aşağısı neresi? Dünya. Evet. Göksel bilgiyi aşağı indirmektir. Eğer bunu veremezse onun bilgisinin bir faydası yoktur. Veremeyebilir. Neden veremeyebilir? Çünkü Kamış insanları çok sert olmayı seçebiliyorlar. Alçak gönüllü olmamayı seçebiliyorlar. Esnemeyi seçemeyebiliyorlar. Bunu seçmedikleri zaman senin meyven var, sen bir ağaçsın, meyven var ağacın tepesinde. Eğilip vermiyorsun, senin meyven çürüyüp gider. Kimseye katkın yok, kimseye o yüzden bir kamışsanız esnek olun, eğilin. Mesela şey gibi düşünün, sizden yaşça küçük bir çocuk gelip size bir şey sorduğu zaman göz hizasında bir şey aramayın. Eğilip o çocuğa öğretin. Onun göz hizasına gelin. Çünkü siz bu yüzden buradasınız. Yoksa bilgi size niye verildi? Kamışlarda ego fazla mı? Bu davranışların içerisinde çok fazla ego olduğunda. Diğerlerinin bilgisine çok önem vermezler. Meyilliler. Kendi bilgilerine çok fazla güvenirler ama diğerlerinden de alacakları var. Öyle olsaydı tek fayda Kamış olsaydı bu dünyada hepimiz Kamış olurdu. Muhakkak. Kamışlara önerimiz nedir? Esnemeleri. Esnemeyle ilgili hem fikirleri esnemeyi öğrensinler hem de fiziksel olarak esnemeyi öğrensinler. Bir sert bir çubuk olmak yerine esnek bir ağaç olmayı seçsinler ki hem kendilerine hem diğerlerine katkı sağlayabilsinler. Çünkü esnemezlerse kırılırlar. Sert olan her şey kırılır.
Evet, sevgili kamışlar, lütfen size Maya burcundaki uyarımız, sert olmayın. Biraz esnek olun lütfen. Cansu'cum, 14. burcumuz Jaguar. Jaguar. Ormanın kralı ve kraliçeleri. Aslında egoyu en çok konuşabileceğimiz yer Jaguar. Bu arada Jaguar çok tanıdığım var, çok severim Jaguar'ları. Çünkü çok böyle kimsenin görmediğini görürler. Aa, keskin göz yapısıyla. Aynen, kimsenin görmediğini görürler, hissederler. Bir sonraki olayı hissederler. Yani Mayalarda doğmuş olsalar zaten şaman olurlar. Dini lider olurlar şeyde, o toplulukta. Aynı zamanda şeyde, taht merakları da vardır buradan da gelen. O gösteriş. Potans, evet, gösteriş, para, ün, şöhret. Jaguar bunu ister ama bunun için eğer bir Jaguar hayatını böyle hırsla bunları elde etmeye çalışırsa, hayat onları işte buraya kadar getirir, tam zirveye getirecek, tekrar başa getirir. Peki, egoyla seni zirveye taşımaz. Taşısa da ya hastalıkla bunun bedelini ödersin ya da hayatındaki kaoslarla. Ama tevazu gösteren bir Jaguarsanız, sizin üstünüzde bir sistem olduğunu eğer kabul ediyorsanız ve buna göre herkesle, az önce Kamış'ta dediğim gibi, göz hizasındaysanız, egoya girmiyorsanız, zaten kolaylıkla hayat size akar. Kolaylıkla şöhret, para, ün gelir. Hırsla yaparsanız hastalıkla gelir. Ve dediğim gibi hayat destekler ama sen orada egoya girdiğin an, sen burayı anlamadın, tekrar buradan git. Çünkü senin üstünde de bir sistem varı, Jaguarlar bilecek. Jaguarların ve aslında tüm bizlerin içinde bizim dışımızda olan ilahi sistemin kabulüne geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Sence? Zaten şunu da konuştuk. Bu 20 burcu konuşuyoruz ama sen işte bir burcu dinleme. Tüm bu potansiyeller hepimizde var. Hepimizde yani var olan hırs potansiyellere sahibiz olmuyor aslında. Evet, hepimizin hırs yaptığı konular oluyor. Hepimizin hırslı bir potansiyeli var. O yüzden tüm burçlar hepimiz için önemli. Çünkü hepimiz bir gün bir burcun içinden geçiyoruz. Her gün bir enerji değiştiği için. O yüzden hepimizde olduğunu bilerek bunu dönüştürmemiz gerekiyor. Sevgili Jaguarlar, lütfen egoyu birazcık minimuma indirelim. O ibreyi yüksekte tutmayalım. Yüksekte tutarsak hayat yolculuğunda da ani çıkışlar ve inişler yaşayabiliriz. Peki sıra 15. burcumuzda Kartal. Kartal, zaten Kartal'ı geçen hafta konuştuk çünkü Kartal trekanasındayız. Evet. Kartal insanları çok vizyoner. Büyük resmi görebilir. Yani ayrıntılarda boğulmazlar. Büyük resmi görebilirler ve sana da bir vizyon verebilirler. Sen bir kartalla sohbet ettiğinde hemen yeni fikirler edinip o masadan öyle kalkarsın. Ve çok faydalıdırlar. Ben mesela yeni bir şeyler olduğunda git bir kartalla sohbet et, sana vizyon katsın derim. Organizasyon işini çok iyi yapabilirler. Liderlik işini çok iyi yapabilirler. Ama aynı şeyi kartallar içinde söylüyorum. Çok biliyorsunuz, kartallar çok yüksele çıkabilirler. Evet. Ama burada da yine, şimdi fark ettiyseniz, bu burçların hepsi yüksek frekanslı burçlar. Son 10 burç daha yüksek frekansa gidiyor. Dikkatimi çekti. Evet. Diğer 10 burçla kıyaslama yapacak olursak, burada hep bir yükseklik var. Evet, bir yüksek enerji var ve daha zihinsel bir enerji var. Keskin zeka var. Burada ne yapıyor? Kartal, tüm potansiyeller bende var ve ben çok rahat yükselebiliyorum diyerek bazen sınırları aşabiliyor. Sistemden çok bazen keskin zekasına güvenebiliyor. Orada ne yapıyor sistem? Canım, hadi seni aşağı alalım, baştan yürü. Aynen Jaguar'da olduğu gibi. Yani o yüzden tevazu göstermek, alçak gönüllük bu burçlar için çok önemli. Neden? Çünkü sistem, yaratıcı, artık kim neye inanıyorsa, o kadar mükemmel yaratmış ki bunları, ama şunu söylüyor. Senin üstünde bir bilinç olduğunu, senin üstünde bir sistem olduğunu unutma. Onun sen tüm geç. İnsanlarla aynı gösterisindesin. Kimse yukarıda veya aşağıda değil. Her şekilde, her şeyi sen bilip biçemezsin. Bizim dışımızdaki ve karşımızdaki insanlar da birçok şeyi bizden daha farklı bir şekilde biliyor olabilir, değil mi? Kesinlikle. Kartallar şunu da yapabilir. Gölgeyi çok çalıştırırlarsa yükselme korkusu da yaşayabilir. Bu da var. Önerimiz nedir kartallara?
cesur olsunlar. Çünkü çok cesur bir potansiyelle buradalar. Ama egoya çok girmesinler. Herkes düşer, herkes çıkar. Orayı bilmeleri gerekiyor. Onların üzerinde bir plan var. Buna ikna olsunlar. Evet sevgili kartallar. Lütfen birazcık cesur olalım. Bu cesurluğu biraz daha aktif hale getirelim. 16. burcumuz Baykuş. Baykuş'u çok konuştuk. Evet, denk geldi. Baykuş karmik bir burçtur. Aslında yaşlı ruhlardır baykuşlar. Yani çok bilgiyle bu dünyaya gelirler. Çok yükle bu dünyaya gelirler. Burada da bilgeliği öğrenmeye ve öğretmeye gelmişlerdir. Hayatları zorluklu geçiyor olabilir baykuşların. Fakat bu şu değil. Tüm hayatları öyle geçecek demek değil. Kendilerine merhametli olduklarında, şefkat göstermeyi öğrendiklerinde hayatları kolaylaşır. Ve sistem hiç kimseyi cezayla bırakmaz ve kimseye ayrım yapmaz. Baykuş'a da şunu veriyor. Evet, ben sana zor bir sistem, zor bir alan açtım ama seni de kariyerle destekleyeceğim. Baykuş insanları kariyerde hep ilerler. Bilge insanlar. Çünkü şöyle... Her şeyi bilerek buradalar zaten. Evet. Ve bu bilgiyi kariyerde çok rahat kullanabiliyorlar. Hatta bazen çok bir şey yapmasalar bile bir bakıyorlar kariyer yapmışlar. Ne kadar şanslı burç diyebilir miyiz bunlara? Evet, şanssız zannederler ama kendilerini. Yani ya ben baykuşum, hayatım çok zor. Şefkat göstermekte zorlanıyorsan kendine bu zorluk devam eder. Sen de zorlanabilirsin. Orada zorluğun içinde kendine ve diğerlerine. Affedici ve şefkatli olduğunda hikaye kolaylaşıyor. Peki baykuşlara önerimiz nedir? Kendilerine ve diğerlerine karşı çok şefkatli olsunlar. Kim onlara ne yapmış olursa olsun, o yapılan şeyin yükünü kendileri taşımasınlar, oradan özgürleşsinler. Şefkat onların ilacı. Kariyerde kariyerlerine önem versinler. Çünkü bilinçsizce de o alanda durabilirler. Kariyerde evet. Destekleme alanları çok güçlü. Lütfen baykuşlar, şefkat diyoruz. Kesinlikle. Kendimize ve karşımızdaki kişilere, olay ve durumlara biraz daha şefkatli yaklaşırsak bu bizim başarıya giden yolumuzu daha çok, daha farklı bir boyutta destekleyeceğine inanabiliriz. Şunu da eklemek istiyorum baykuş için. Çok bilgililer, bilge burçlar ama bunu kullanmadıkları zaman bu bir yüktür. O da ağırlık yapar hayatlarında. Bilgiyi kullansınlar. Evet. 17. burcumuz toprak. Benim öz burcum. Burayı da çok rahat anlatabilirim. Çok entelektüel bir burç. Oo, şekilada görüldüğü gibi efendim. Evet. Bu burç insanı aslında dönüşüm alanı yaratmak için, öyle şimdi şey tatlı gelebilirim size. Aslında çok da tatlı değil. Çünkü diğer adı deprem. Depremlerle dönüşüm. Aslında biz depremi kötü biliriz. Ama aslında değil. Toprak için, yer küre için deprem bir yerleşmedir. Bir sağlamlık getirir. Deprem insanları da, yani toprak insanları da böyledir. Depremlerle yeni bilinç getirirler. Yani insanlığa çok ters bir yerden bir bilinç ortaya atarlar ve insanlar işte saçmalama, bunun olması mümkün değil. İşte 10 yıl sonra bence böyle olacak dediğinde deli saçması gibi algılanır ama 10 yıl sonra bu mesela şu anda işte dijital dünyayı içindeyiz. Her şeyimiz dijital. Evet. Ve 10 yıl, 20 yıl önce yok ya olur mu öyle şey? Veya 10 yıl sonra işte online eğitime geçeceğiz. Olur mu öyle şey? Bunu bir toprak insanı ortaya atar ve birileri ona deli der. Ama sonra olur. Çünkü gelecekten beslenir toprak insanı. Geleceğin enerjisini getirir bugüne. Ve nasıl toprağımız, toprağa ne atsak onu dönüştürür. Tohum atarsın, o meyve olur, bir çiçek olur. Sen plastik atarsın, onu bile dönüştürmeye çalışır toprak. Evet. Toprakta hiçbir şey aynı kalmaz. Toprak insanı da etrafındaki herkesi ve her şeyi dönüştürür. Bazen depremlerle dönüştürür. Ama o tatlı dönüşüm için bence depremlere biraz razı olun. İyidirler yani topraklar. Teşekkür ederim. Cansucuğum, 18. burcumuz bıçak. Bıçağı da bol bol konuştuk. Çok keskin bir burçtur.
gücün sembolüdür. Aslında adaletin sembolüdür. Herkes için adalet isterler. Çok işte siyasetin içine bıçak insanları eminim çoktur. Ki incelemek istediğim siyasetçiler de var bununla ilgili. Yani şunu diyebilir miyiz? İlerleyen zamanlarda bir siyasete adım atabilir miyim? Atabilirsin. Buna potansiyelim var. Çünkü faydayı ve dönüşümü sadece kendin için istemezsin. Birinin orada şeyi varsa, işte birileri açsa, birilerinin hakkı yeniyorsa, seni hiç ilgilendirmiyorsa bile o sana yapılmış gibi onlar için savaşabilirsin. Bunu yaparken ama çok keskin olmamaya, kendine zarar vermemeye dikkat etmen gerekiyor. Çünkü sen dilinle kitlelere de hitap edebilirsin. Evet. Dilinle insanları böyle büyük depresyonlara da sürükleyebilirsin. Çok keskin iki uç. O yüzden dilini şifa için kullandığında çok faydalı olabilir bu. Bıçaklar, işte geçen bölümlerde de konuştuk. Kasap mısın, cerrah mısın? Bunun kararını ver hayatın içinde. Buna göre yaşa diyoruz bıçaklara. Tabii ki cerrahlığı seçmelerini öneriyorum ben. Şekila'daki göründüğü gibi. Allah'ım, bu dolunay galiba ikimiz de çok farklı bir şekilde dilimizden vurmuş diyebilir miyim? 19. burcumuz fırtına. Türkiye gibi. Evet. Türkiye'nin burcu neyse, az önce Türkiye konuştuk. Fırtına insanları da öyle. Kaostan öğrenir, karanlıktan geçince hayattan ders alır, dönüşümü o karanlıkta çekişmelerle yaşar. Ve çok iyi de öğretmendirler, çok şefkatli insanlardır. Şefkatle, merhametle kendilerini ve diğerlerini iyileştirirler. Ve her zaman dört ayaklarının üstüne düşerler. Yani mesela sen bir fırtına insanıyla tanıştın, sana anlatır. Şöyle yaşadım, böyle yaşadım, bunlar oldu, bunlar oldu. Sen dersin nasıl hayatta kaldın ya? Onun için çok kolay. Çünkü onun olayı o. Hayatta kalmak ve başarabilmek. Türkiye gibi. Wow, harika. Her şeye rağmen diyebilmeyi başaran burç diyebilir miyiz? Kaostan çok güzel çıkar. Öğrenir, kaosla öğrenir. Bizim hani çok anlayamayabiliriz ama onlar çok iyi de öğretmendirler. Yani bir fırtına insanı sen hiç yüzmeyi bilmiyor. Suyun at, o anda yüzmeyi öğrenir ve yüzmeyi öğretir. Wow, harika çok bir şey. Çok iyi öğretmendirler. Peki önerimiz nedir fırtına burçlarına? Fırtına burç insanlarına şunu öneririm. Sürekli bir fırtınanın içinde olduğumuz zaman şey gibi düşünelim. Fırtınalı günlerde görüş mesafemiz kısa olur. Evet. O yüzden çok ileriyi göremeyebiliriz. Fırtına insanları sürekli rehberlik alsın. Ama sürekli. Yani her zaman hayatlarında bir koç, bir yaşam rehberi. Artık onlar neye yakınsa ve neye yatkınsa olsun. Birileri onlara dışarıdan baksın. Bu önemlidir fırtına insanları için. Yani ben bilirimle her zaman ilerlemesin. Evet, çok iyi bir öğretmensin ama birilerinin sana dışarıdan bakmasına izin ver. Bak, kendi başkalarına da çok iyi rehberlik yapabilir ama kendi hayatında zorlanabilir. Sevgili fırtına burçlarımız, lütfen bir başkalarının da fikirlerini, düşüncelerini önem gösterin diyebiliriz kendilerine. Evet. Son burcumuza geldik ve zamanımız da artık gittikçe yaklaşıyor. Zamanımızın da sonuna geldik. Işık. Işık mayalarda nihai evrimin sonu. Artık timsahta başladık. 20 burcun üstünden geçtik. Artık tamamlanma. Evet. Burada artık her şey gölgesiz, filtresiz. Işık insanları ışıklı görür. Her şeyi filtresiz görebilir. Rüyaları da görebilir. Hayatın içinde bir insana baktığı zaman direkt seninle ilgili böyle net bir şekilde seninle ilgili bilgileri görebilir, ona güvenmeyi öğrenmesi gerekiyor. Çünkü şu da olabilir, kendini manipüle edebilir. Yok ya, ben işte Cansu için böyle düşündüm ama aslında öyle biri olmayabilir. Hayır, Cansu öyle biri. Sen öyle diyorsan öyle biri. Oraya bir bak. Evet. Reddetme bilgini. Çünkü sen artık tüm o 20 burcun enerjisini de içinde taşıyorsun. Ve bilgilisin. Işığını söndürme. Işık insanları şuna meyilli. Hayatlarında zorlandıkları bir durum oldukları zaman ışıklarını söndürürler. Bu sizin lüksünüz değil. Hayır, siz hep ışıklarınız açık kalacak. Hayatınızda ne olursa olsun ışığınızı saçın. Buraya parlamaya geldiniz, ışık saçmaya geldiniz. Her türlü sahnede yer alabilirler.
Işıklara şunu diyebilir miyiz Cansu'cum? Parlayın ve parlatın. Kesinlikle. Aydınlatın onların diğerlerini. Yeryüzündeki en büyük görevlerinden bir tanesi de parlayın ve parlatın. Kesinlikle. Şu da var. Hayalperest olmayın. Şu da var. Çünkü neden? Çünkü o kadar ışıklı ki onun hayatı, çok hayalperest olup hayallerinde inat edebilirler. Anladım. Oraya dikkat etsinler. Ama dediğim gibi gördükleri, hissettiklerine de güvensinler, parlasınlar, parlatsınlar. Tüm sahneler onlara açık. Teşekkür ederim. Evet Cansu'cum, bize ayrılan sürenin neredeyse sonuna geldik. Son kez veda etmeden önce söylemek istediklerim var mı? Benim söylemek istediğim bir şey yok. Bu 3 hafta mayaları konuştuk ve bir eğitim gibi hatta oldu. Çok derin de konuştuk. Mayalara bana zaman ayırdığınız için ve takip edenler için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sana. Mayalarla bizi buluşturduğun için inşallah yine en kısa zamanda, bu sefer mayaları değil, farklı enerji boyutlarını... Belki sanat terapisini konuşuruz, belki reiki konuşuruz. Olacağız burada. Ben sana çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Yüreğine sağlık, sesine, nefesine sağlık İyi diyorum. İyi ki davet ettiniz. Teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Gerçekten mayaları merak ediyorsanız, mayalardaki burcunuzun ne olduğunu merak ediyorsanız telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp hatlarından lütfen bize ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda bizimle birlikte güzel ve kendi burcunuzu keşfetmek istiyorsanız lütfen bizimle kalın. Heretide kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.